Arkadaşlar, Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere yine 1-1,5 yaş bebeklerimiz için uygun olan sarmal, kaydırmalı, ajur çalışmalı modelli bir bere yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu modele uygun daha önce yelek çalışmasını sizlerle birlikte yapmıştık. Şimdi yine farklı bir renkte bebeklerimiz için uygun olan bir bere çalışmasını birlikte yapalım. 3,5 numara şiş kullandım arkadaşlar. Bir yumaktan az bir şekilde Nako Elite Baby ile çalıştım. Daha büyük yaşlarda çalışmak isteyen arkadaşlar, aralarda ben 3'er ilmek haroşa kullandım. Bu haroşa sayısını arttırarak daha büyük modeller veya daha küçük modellerle de yine bere çalışması yapabilirsiniz. Büyütmesi ve küçültmesi gayet kolay olan bir çalışma. Aynı zamanda videonun açıklama kısmında modelin nasıl yapılacağının detaylı videosunun linkini bırakacağım. Yapılışını hatırlayamayan veya hiç bilmeyen arkadaşlar bundan yararlanabilirler. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık beremizi anlatmaya başlayabiliriz. Evde daha önceki ürünlerden kalan bir yumaktan az bir Nako Elite Baby ipim var ve 3,5 numara şiş kullanacağım beremizi anlatmak için. Şimdi arkadaşlar, şişime toplamda 91 ilmek takarak başladım. Model kurulumuz 3 ilmek ve kat 3 ilmek artı 12 ilmek, yani model çalışması 12 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Ara ilmeklerimiz 3'er ilmekten oluşacak. 3 artı 12, 15'er ilmek üzerinden modelimizi çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve buna göre de 91 ilmek şişime takarak, kenar ilmeklerimi de ayarladım. 91 ilmek takarak başlamamız gerekiyor. 5 dişten oluşacak, başlama sıramız da dahil olmak üzere 5 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı hazırladım. Şimdi model çalışmasına başlamamız gerekiyor. Aralarımız modelimiz için 3'er diş haroşadan oluşacak arkadaşlar. Kenar ilmeğim de dahil olmak üzere 3 diş haroşamı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek düzüm ördüm. 3 ilmek haroşa. 12 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 3 ilmek haroşa. Başa kadar bu şekilde devam edelim. 3 ilmek en son haroşamı ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum. Kenar ilmeğimi alıyorum, ipimi kendimden tarafa alıyorum. Şimdi 12 ilmek ters, 3 ilmek haroşa şeklinde başa kadar örgümde ilerleyeceğim, arka kısımdan dönüşümüzde. Tekrardan örgümüzün ön yüzüne geldik. Şimdi kenardaki 3'er ilmek haroşamı aldıktan sonra 12 ilmeklik düzümün ilk 4 ilmeği üzerinde birinci model çalışmamı yapmam gerekiyor. Baştaki 2 düzüm sola doğru üstten, takip eden 2 ilmek alttan yer değiştirecek arkadaşlar. Bu 4 ilmeğimizi yer değiştireceğiz. Baştaki 2 ilmeğimi, düzümü üst kısımdan alıyorum. Arkadaki 2 ilmeğimizde alt taraftan bir yürütme çalışması yapacağız. Bunun için 2 düzümü üst kısımdan arka tarafa alarak bir yer değiştirme yaptım. Birinci düzüm, ikinci düzüm, üçüncü düzüm, dördüncü düzüm, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Gerisini ilmeklerimin düz ördüm. Sadece baştaki 4 ilmeğimiz üzerinde bir uygulama yapmış olduk. Aralar yine üçer ilmek haroşamla devam ediyor. İkinci 12'm için de tekrar aynı işlemi yapıyorum. 4 ilmek düzümü aldım. Bu 4 ilmek düzümün bırakmış olduğum arkadaki 2 düzümü alttan, ön kısımda bulunan 2 düzümü ise üstten yer değiştirmesini yapıyorum. 1 2 3 ipimizin katının açılmamasına özen gösterelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 düzümü ördüm. Tekrardan 3 ilmek arada haroşamı örüyorum ve tekrar sıradaki dörtlüğüm, şu 4 ilmeği üzerinden aynı çalışmayı yapıyorum. İki düzlerimiz üzerinde yapacağımız işlem bu şekilde arkadaşlar. Başa kadar birinci model çalışmamızda, arkada ise haroşalarımızı haroşa, terslerimizi ters örerek tekrar başa kadar ulaşalım. Son işlemi de yaptıktan sonra kenar ilmeğimi alıyorum. Arka tarafta 12 ters ve 3 haroşa ile sıramı tamamlıyorum. Evet, yeniden örgümüzün ön tarafına geldik arkadaşlar. Şimdi ikinci sıra model çalışmamızı yapmamız gerekiyor. Bunun için baştan 3 ilmek haroşamı ördükten sonra 2 düz ile başlayan 12 düzümüzün 2 düz ile başlayan kısmında 2 ilmeğimizi birlikte alarak bir kesme yapıyoruz ilk etapta. Daha sonra bu kesmiş olduğumuz ilmeğimiz eksildiğine göre bir kez şişimize dolayarak artırmamızı yapıyoruz. İlmek sayımızı aynıya çıkarıyoruz. Şimdi bu sıradaki 2 tane ilmeğimi üstten, yanında takip eden 2 tane ilmeğimizi ise alttan yer değiştirmeye devam edeceğiz ikinci sıramızda. Bu 2 ilmeğimi üstten alıyorum. Bu 2 ilmeğimi alttan şişime geçiriyorum ve yer değiştiriyorum. Bu aradaki doladığımız ilmeğimizi unutmuyoruz. Bir düz, 2 düz, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek düzümüzü ördük ve burada bir kez doladığımıza göre artırmamızı yapmış olduk. Şimdi tekrardan 1 2 3 ilmek haroşamı örüyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 düzümü birlikte alarak bir kesme yaptım ve tekrar dolayarak ilmeğimi yerine getirdim. Şimdi takip eden 4 tane düzümün yerlerini değiştireceğim. Sondakini alttan, öndekini ise üstten çaprazlama yaparak ipimizi yürütmüş olacağız. Birinci düzüm, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5, 6 7, 8, 9 ve 10. İkinci model çalışmamız da bu şekilde olacak. Şimdi 3 ilmek haroşamı ördükten sonra tekrardan bakın 2 düzümü birlikte alarak kestim. Kestiğim ilmeği yerine getirmek için doladım. Daha sonra 4 ilmek düzüm var. Bu 4 ilmek düzlerimi çaprazlama yaptım. Ve kalan düzlerimi örerek sıramı tamamlamış oldum. Tekrar 3 ilmek haroşa, ve tekrar aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar burada da. Evet arkadaşlar, 3. model çalışma sıramıza artık başlayabiliriz. Bunun için baştan yine 3 ilmek haroşalarımı örüyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. 2 ilmek düzümden sonra 2 düzümü birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Doluyorum. Şimdi artık bu 2 düzümü takip eden 2 düzle birlikte yer değiştirmem gereken sıramdayım arkadaşlar. 4 ilmeğimi çıkarıyorum. 2 ilmeğimi arkadan, 2 ilmeğimi ön taraftan yerlerini değiştiriyorum. 1 2 3 4. Bu kez baştan 4 ilmek düzümü ördükten sonra 5 6 7 ve 8 kalan 4 ilmek ile sıramı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu 2 düzüm üstten hep sol tarafa doğru ilerlemiş oldu. Arada 3 ilmek haroşam var. Yine aynı şekilde 2 düzümü örüyorum. 2 düzümü birlikte alarak kesiyorum ve doluyorum. Baştaki 4 ilmek için yapmış olduğum işlem bu şekilde. Şimdi sıradaki 4 ilmek için yer değiştirme çalışması yapacağım. Çaprazlamamı yaptım. Şimdi bu 4 ilmeğimi çaprazlamadan sonra düz olarak örüyorum ve kalan 4 ilmek düzüm ile model sonuna geliyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bir iki kez daha üst tarafa doğru kaydığında arkadaşlar, şekil ortaya çıktığında daha net anlaşılacaktır görünümü de. Şimdi arada 3 ilmek haroşamı ördükten sonra 2 ilmek düz, 2 ilmeği birlikte alarak kes ve dola ve şimdi kaydırma. Bu tarz ilmek çıkıp yer değiştirme işlemlerinde en büyük riskimiz İpimizin katının açılmasıdır arkadaşlar. Buna özel gösterelim. Özellikle benim gibi orta kalınlıkta ipler kullanıyorsanız düzgün düşmesi için ip katımıza dikkat edelim ve kalan 4 ilmek düzüm ile model sonuna geldim. Arada haroşalarımı ördüm. Ve yine bir düz, iki düz, ikisini birlikte al, dola ve şimdi yer değiştir. Ve şimdi yer değiştirirken ipimizin yine katı açıldı. Düzeltelim ve tekrar sol şişime taşıdım. Birinci düzüm, ikinci düzüm, üçüncü düzüm ve 4 kaydırma işleminden sonra kalan 4 düzümü de ördüm. Arada haroşalarım, biraz daha yakınlaştırarak yaptığım zaman haroşalarımı ördükten sonra arkadaşlar yine birinci düzüm, ikinci düzüm, ikisini birlikte alarak kesiyorum, doluyorum, kaydırma işlemi yapıyorum. Ve kaydırma işleminde bu düzlerim hep üstten ilerliyor. Bir, iki, üç, dört düzümü ördükten sonra bir, iki, üç. Şimdi birinci düzüm, ikinci düzüm, ikisini birlikte alıp kesiyorum, doluyorum ve son model sıramda yine yerlerimizi değiştiriyoruz. Doladığımız ilmeği parmağımızla tutmayı unutmayalım. yerlerimizi değiştirdikten sonra birinci düzüm, ikinci düzüm, üçüncü düzüm, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz ve kenar ilmeği ve sıramın sonuna gelmiş oldum. Arka tarafına dönüyorum örgümün. Şimdi 12 ters 3 haroşa ile sıra başına kadar ilerleyelim. Şimdi tekrardan başa kadar geldik. Model çalışmamıza devam edelim. Baştan 3 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1 2 3 4. Bu kez baştan 4 kez düzümü ördükten sonra ikisini birlikte alıp kesiyorum. Daha sonra doluyorum. Şimdi yine 2 ilmeğimizi buradaki 2 ilmekle yer değiştiriyoruz. Yani her seferinde aslında sola doğru bir kayma yapıyoruz. Bu 2 ilmeğimiz üzerinden arkadaşlar. Ve her kaydırmadan önce de bir kez bir dola yapıyoruz. Modelin mantığı bu. Yerlerimizi değiştirdik. Bakın doladığım ilmek elimin altında duruyor. Birinci düzümü ördüm. İkinci düzümü ördüm. Üçüncü ve dördüncü. Gördüğünüz gibi ilmeğim sola doğru giderken 1, 2, 3 burada da ajur deliklerim oluşmaya devam ediyor. Geriye 2 düzüm kaldı. Bu 2 düzümü de örüyorum ve 3 ilmek haroşa. Şimdi 1 düz, 2 düz, 3 düz ve 4 düzü bir önceki model çalışmalarının üstünde devam eden ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi dolamadan önce bakın bu sola doğru kaydırma ilmeğimden önce 2 ilmeğim var. İlk önce bu 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesme yapıyorum. Daha sonra kestiğim ilmeğin sayısı yerine gelmesi için doluyorum. Doladıktan sonra da kaydırma işlemimi yapıyorum. Kez daha göstermek istiyorum ve sonra sıra başına kadar ilerleyeceğim. 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz. Daha sonra 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Doladım. Şimdi bu 2 ilmeğimi üstten, 2 ilmeğimi alttan yer değiştirmem gerekiyor. 2 ilmeğimi üstten, 2 ilmeğimi alttan yer değiştirdim. Daha sonra bu 4 ilmek üzerindeki çalışmamı da düz ördüm ve geriye kalan 2 ilmeğimi de düz örmüş oldum. Evet arkadaşlar, 3. model çalışmamız için 3. değil ajur çalışması olarak 4. ajur çalışması kısmımıza geldik. Şimdi son kaydırma işlemimizi yapacağımız yer. Baştan 2, 4, 6 ilmek düzümüzü ördükten sonra yine bu sefer 2 ilmeğimi birlikte alıyorum, doluyorum ve son kaydırmam olan 4 ilmek düzümün sonundaki 2 düzü alttan, önündeki 2 düz kısmımızı ise üst kısımdan atlatarak 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz şeklinde ördüm ve gördüğünüz gibi model sıra sayımızı tamamlamış olduk. Şimdi aralarda yine 3'er ilmek haroşalarımızı ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek düzümü örüyorum. 2 ilmek düzümü birlikte alıyorum. Doluyorum. Kestikten sonra dolamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yoksa ilmek sayımız eksilecektir. 2 düzümüzü alttan ve 2 düzümüzü üstten geçirerek son 4 düzümüzü de örüyoruz ve üçer ilmek aralarda haroşalarımızı örerek birinci model sıramızı tamamlıyoruz. İkinci model sıramıza yine birlikte başlayacağız. Başa kadar bu işlemi yapıyorum. Arkada ise ilmeklerimizin gelişine göre örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, model sıramızın sonuna geldik ve birinci kısmımızı kurmuş olduk. Bu şekilde belimizde şöyle katladığımızda gördüğünüz gibi dikiş payımız bu 4 ilmek üzerinde oluşacak. Buradan birleştireceğiz arada ve geri kalan kısım model çalışmamız olacak. Şimdi tekrardan model çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Her seferinde aslında buraya kadar yapmış olduğumuz işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. Tekrar birinci kısmı da yine sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi baştan 3 ilmek haroşamı ördükten sonra 4 tane düzüm var. Bu 4 tane düzümün birinci sırasında ilk önce kaydırma işlemi yapıyorum. 4'ünü üstten, 4'ün ikisini üstten, ikisini alttan olacak şekilde yer değiştirmesini yaptım. İlmeklerimi sol şişime aktardıktan sonra yalnız bu baştaki 2 ilmek daima üstten alacağımız, kaydıracağımız ilmeklerimiz, buna dikkat ediyoruz ve gördüğünüz gibi kaydırma işleminden sonra 4 ilmek düzü ördüm ve devamındaki kalan 8 ilmeğimizi de düz örerek sıramızın başına gelmiş oluyoruz. Model sıramızın birinci aşamamız tıpkı buradaki olduğu gibi aynısını yapıyoruz. Bütün modeller üzerinde aynı işlemi uygulayalım. İkinci modelimizin ikinci sırasında ise yine arkadaşlar baştan 3 ilmek haroşamı alıyorum. Bu kez ne yapıyorduk? İlk önce 2 düzümüzü kesiyorduk. Kestikten sonra dolama işlemi yapıp kestiğimiz ilmeği yerine getiriyoruz ve takip eden 4 ilmek üzerinde kaydırma işlemi yapıyoruz. 2 ilmeğimizi üstten 1 ve 2 ilmeğimizi alttan yerlerini değiştiriyoruz. 1 düz, 2 düz, 3 düz ve 4 düz. Kaydırma işleminden sonra 4 dizimizi örüyoruz ve arada gördüğünüz gibi birinci ajurumuz oluşuyor. Evet arkadaşlar, toplamda 1, 2, 3, 4, 5 model çalıştık. 5. modelimizin son kaydırma yapacağımız kısmına geldik. Aynı zamanda bu kısım bizim kesme yapacağımız ilk sıramız. Kesmemizi nasıl yapıyoruz? Baştan kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 adet bildiğiniz gibi haroşalarım vardı. Bu 2 haroşamı birlikte alarak birinci kesmemi yapıyorum. Daha sonra son kaydırmamı yapmak için düzlerimi örüyorum. Ajur yapmış olduğum son ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum ve doluyorum. Şimdi son 4 düzüm kaldığına göre burada kaydırma yapmam gerekiyor modelimin. Son kaydırmam ve son model çalışmam. Kaydırmam için 4 ilmek düzümü örüyorum ve ortada 3 ilmek haroşamız var. Bu 3 ilmek haroşanın ilk 2 tanesini birlikte alarak birinci kesmemi yaptım. 2 ilmek haroşaya düşmüş oldu. İkinci haroşamı ördükten sonra yine aynı çalışmayı yapıyorum. Düzlerimi örüyorum. 2 ilmek düzümü birlikte alıyorum. 2, 4 düzümden 2 tanesini üstten, 2 tanesini alttan alarak kaydırmamı yapıyorum ve 3 ilmek haroşamızın 2 tanesini birlikte alarak kesiyorum. 1 ilmek daha haroşa örerek devam ediyorum. Yine aynı şekilde son kaydırmamdan önce kesiyorum, doluyorum, kaydırmamı yapıyorum. 2 düzüm üstten, 2 düzüm alttan olacak şekilde ve 2 haroşamın ilk 2 tanesini birlikte alıyorum. 2. haroşama örüyorum. 5'e kadar her model için bu ayrıntıyı uygulayarak devam ediyorum. Başa kadar geldikten sonra modelimiz için yine 12 ilmek tersimizi örüyoruz. Haroşalarımız bu kez 3 değil 2'ye düşmüş oldu. Kesme yapmış olduğumuz ilmeklerimizden dolayı. 12 ilmek ters, 2 ilmek haroşa, 12 ilmek ters, 2 ilmek haroşa şeklinde başa kadar ilerleyelim. Şimdi ikinci kesme sıramıza başlayacağız. Artık beremizin tepe noktasını oluşturuyoruz. Kenar 2 ilmek haroşamı aldıktan sonra 12 ilmek düzümü örüyorum arkadaşlar. 2 ilmek haroşama geldiğimde 2 haroşamı birlikte alarak yeniden kesmemi yapıyorum. 12 düz 2 haroşayı birleştireceğimiz bir sıra. Küçük bir ovallik daha oluşturmuş olacağız bu sayede. 12 ilmek düzümü örüyorum. Sonra 2 haroşamı birlikte kesiyorum. Başa kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi tekrar modelimizin arkasına döndük. Bütün ilmeklerimizi bu hizamızda artık ters örüyoruz arkadaşlar. Bu kesmelerimiz de bittiğinde biraz daha hızlı bir şekilde kesim yaparak tepe noktasını toplayacağız örgümüzün. Modelimizin çok fazla tarzını bozmadan. Şimdi yeni kesme kısmımızdaki aradaki haroşalarımızı kapattığımıza göre kesme şeklimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Kenardaki 2 ilmek haroşama aldıktan sonra 2 düzümü birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. İkisini birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. İkisini birlikte alarak kesiyorum. Yani 3 ör 1 kes yapacağız. Bir sonraki sırada 2 ör 1 kes yapacağız. Bir sonraki sıramızda ise 1 ör 1 kes yaparak beremizin tepe noktasını toparlamış olacağız. Ve küçük bir pompon çalışmasıyla finale ulaşmış olacağız. Şimdi başa kadar 3 ör 1 kes, 3 ör 1 kes şeklinde devam ediyorum. İkinci kesme işlemimize başlayabiliriz. Kenar ilmeklerimi aldıktan sonra yine 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bu kez 2 ilmek düz örüyorum arkadaşlar. 2 düz ve 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 düz 1 kes olarak devam ediyorum. Bir sonraki sırada ise 1 ör 1 kes yapacağım arkadaşlar ve tepe noktasını toparlamış olacağız beremiz. Evet arkadaşlar, 1 ör 1 kes yaptıktan sonra bütün ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak ön sıradan kestim. Dönüşte de aynı işlemi yaptım. Son kez ikişer bir şekilde toplayıp berem için son ilmeğimi de örüyorum ve bakıyorum 2, 4, 6, 8 ilmeğim kalmış. Artık bu 8 ilmeğimi iğnemin üzerinde toplamam gerekiyor. İlmeklerimi tek tek 8 ilmeğimi iğnemden aktarıyorum. Şimdi beremizi ikiye katlayalım. Gördüğünüz gibi tepe noktasını düz olarak oluşturduk. Buraya bir pompon çalışması yapacağız en sonunda. Şimdi yapmamız gereken işlem tepe noktasını orantılı ve sıkı bir şekilde birleştirdikten sonra bütün ilmeklerimizde kenar dönüşlerini karşılıklı aynı sıra sayılarına denk getirerek dikişimizi sağlamak. Dönüşlerimiz belli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dönüşlerimizin dış yüzeylerinden iğnemizi geçirirsek estetik bir şekilde haroşalarımızı birleştirerek güzel bir dikiş elde etmiş olacağız. Bakın şu şekilde yakın çekim yaparak da göstermiş olalım. Dönüşlerimizdeki oluşan küçük patlardan gördüğünüz gibi şu şekilde dikişimi sağlıyorum. Evet arkadaşlar, belemizin de gördüğünüz gibi gayet estetik bir şekilde 3 ilmekten oluşacak şekilde dikişlerini sağlamış olduk. Model çalışmamızı bitirdik. Tepe noktasını da toparladık. Şimdi ne yapacağız? Birçok bel anlatımında yaptığımız gibi pompon aparatımızla küçük bir pomponumuzu yapacağız. Tepe noktamızı sabitleyeceğiz ve finale ulaşmış olacağız. Pomponun nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlar için pompon yapımı için özel bir videom var. Yine açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan da ulaşarak tekrardan bakabilirsiniz. Aynı zamanda sadece modelin nasıl yapıldığını anlatan videomu da yine açıklama kısmında linke ulaşabilirsiniz. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.